Dostlar merhaba. 8. köşe taşıyla birlikteyiz arkadaşlarım. Bakalım neler sormuşlar. Hiç vakit kaybetmiyorum. Hemen sorulara geçiyorum dostlarım. Bölme işlemi yapacağız arkadaşlar. Sorulmuş bir soru tarzından soru sormuş hocamız. Lütfen dikkatli dinleyin. Ayrıntılara dikkat edin arkadaşlar. Diyor ki A, B, 4 basamaklı sayısının A, B 2 basamaklı sayısına bölün diyor kardeşlerim. Bölüm ile kalanın toplamı tamamdır. Hadi bölelim şimdi. Şimdi bölmeyi nasıl yapıyoruz dostlar? Birinci sayıyla başladım. A'nın içinde AB var mı? Tabii ki yok. Geçtim ilk 2'ye. AB'nin içinde AB var mı? Bir kere var. Bir kere AB, AB dedim. Çıkarttım. 0, 0'ı buldum. Şimdi yukarıdan aşağıya bir A iniyor arkadaşlar. A'nın içinde AB var mı? Hayır, yok. O halde buraya bir sıfır atıyorum dostlar. Bakın sıfırı ne zaman atıyoruz? Buna dikkat edin. Genelde karıştırılan nokta burası. Yukarıdan aşağı inende yoksa eğer ki buradaki bölen sıfır atıyormuşuz dostlar. Peki sıfır attık. Yok. O zaman B'ye indirdim aşağıya. Sıra B'ye geldi. AB'de var mı peki arkadaşlar? Tabii ki var. Bir kere var. Bir kere AB. AB dedim. Çıkarttım. Sıfır kalanını verdi en son. Başka inecek bir şey kaldı mı? Hayır, yok dostlarım. O halde bölme bitmiştir diyor. Neyi soruyorduk? Bölüm. 101 kalan 0 toplamları 101 geldi dostlar. Hadi devam edelim. İkinci sorumuz bakalım ne diyormuş onu görelim. 5 basamaklı A sayısı var dostlarım. Hemen bunları bir yazayım. 5 basamaklı. 2 basamaklı diyor A sayısını. Bölüm bunu. Bölüm ile kalanın toplamı. Hadi bakalım bölelim. A'da var mı? Yok. 2A'ya geçtim. Yan yana 2A. A. Bir kere var. A yaptı orada. Çıkarttık. 0 kaldı. Şimdi dikkatli olalım. Yukarıdan aşağı bakın 1A indi arkadaşlar. Peki var mı yukarıda inenin içinde AA? Tabii ki yok kardeşler. O halde bir 0 patlattım. Bunu indirdik aşağı. Sıra geldi buna. Hemen yanına indirdim. AA'da var mı dostlar? Tabii ki var. Bir kere AA dedik. Çıkarttığımızda 0, 0 geldi. Peki en son şunu indirmiştik. Şimdi bu A inecek aşağıya. İndirdik aşağıya. İnenin içinde var mı AA? Yok. O zaman 0'ı paketledim hemen. Peki daha inecek bir şey kaldı mı? Yok. O halde kalan da burası çıktı dostlar. Demek ki neyi soruyor bize? Bölüm. Binom. Hangi şıkta var? Edirne şıkkında var. Artı kalan A. Edirne şıkkımız doğru cevap geldi dostlar. Hemen geçtim 3 numaralı soruya. Bakın yine bir bölme işlemimiz var dostlar. Hadi yavaş yavaş yapalım birlikte. A'da var mı? Yok. AB'ye geçiyorum hemen. Bir kere var. Bir kere AB dedim. Çıkarttım. 0'ı indirdim. 0. Şimdi indiriyoruz aşağı artık. Sıra 0'da. 0'ı aşağıya indirdim. 0'da var mı? AB. Hayır, yok. O halde bir 0 atıyorum buraya. A indi aşağıya. A'da var mı 0 A'da? Hayır, onda da yok. Bir 0 daha atıyorum. B'yi indiriyorum aşağıya. AB'de var mı? Tabii ki var. Bir kere AB. AB dedim. 0 0 çıkarttım arkadaşlar. Peki kaldı mı bir sayı? Şuraya kadar hallettik şimdi. En son A kaldı arkadaşlar. Onu da indiriyorum aşağıya. A indi. Peki A'nın içinde var mı AB? Yok. O halde bir 0 attım. İnecek bir şey kaldı mı? Kalmadı dostlarım. O halde kalan da burası. Kalan A. Kalan ile bölümün toplamı diyor. Zaten hepsinde bir artı A var arkadaşlarım. Demek ki bölüm sonucumuz bizi ilgilendirecek. Bakıyoruz. Şu sayıyı bulmaya çalışıyoruz. Adana şıkkında var arkadaşlar. 10.010. İşaretledim. Geçtim son sorumuza. Bakalım ne diyor bu dördüncü soru? X ile Y'nin toplamı da şu olduğuna göre diyor. C eksi B farkı kaçtır diye bir soru sormuş. Hadi bir bölmemize bir başlayalım isterseniz. Şurada yapalım arkadaşlarım bölmeyi. Şöyle genişçe bir yer ayıralım. AB, AC. Y, AB'ye bölün diyor. X gibi bir şey bulacakmışız. Peki A'da yok. AB'de bir kere AB. AB dedim. Çıkarttım 0. A aşağıya indi. A'da var mı? Yok. Bir 0 gitti. Şu neymiş? B. B aşağıya indi. AB'de var mı? Var. Bir kere AB. Çıkarttım. 0 geldi. Şuraya kadar hallettik şimdi.
A aşağıya indi arkadaşlarım. Var mı A'nın içinde? Tabii ki yok. Hemen sıfırı paketledim. C aşağıya indi dostlarım. Şimdi bundan sonra AC'nin içinde var mı acaba diye bakacağız. Şimdi bir sürü kopya çekeceğimiz yer var arkadaşlarım. Ben diyorum ki C rakamı B'den büyük olmalı ki içinde bir kere olsun. Anca böyle olur. Eğer C rakamı B'den küçükse içinde bir kere olmayacak. Kalan AC gibi bir şey olacak. Şimdi kalan AC ise biz bu soruyu çözemeyeceğiz tabii ki haliyle dostlar. O yüzden diyorum ki C mutlaka B'den büyüktür. Yani mesela bu 13 olsa bu 14, 15, 16 gibi bir sayıdır ki içinde bir kere olacak diyor. Bunu şuradan da anlayabiliriz. Bakın C'den B'yi çıkart demiş bize adam. Demek ki C daha büyük bir sayıymış ki sonuç pozitif çıkmış. Bütün şıklarda da pozitif var. Yani kopya çekiyorum açıkçası sorudan. Kendim kopya çekmeye çalıştım arkadaşlarım. Hemen devam edelim. Demek ki bir kere var. Bir kere AB, AB dedim. Çıkarttım. En sonunda bir kalan çıktı. Yani C eksi B çıkacak aslında buradaki sonucumuzda. Peki artık şurası bizim için X oldu arkadaşlarım. Kalanımız da Y'ymiş. Şurada da bir Y var. Peki X nasıl bir sayıymış? 10.101. X ile bir şeyin toplamı 10.106 yapacak. O halde Y dediğim sayı kesinlikle ama kesinlikle 5 oldu diyebilir miyim ben arkadaşlar? Bakın Y'yi bulduk. Y 5. X'i de bulmuştuk zaten. 10.101. Artık ikisini de biliyoruz. Bize C eksi B'yi soruyor arkadaşlarım. Zaten şuradaki kalan işlemi de C eksi B değil miydi arkadaşlar? Yani Y değil miydi burası? O da 5. Demek ki C'den B çıkınca sonuç 5'miş diyorum dostlar. Arkadaşlar bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hadi bakalım, kolay gelsin dostlarım. Esen kalın. Merhaba arkadaşlar. Bölme sorunlarıyla birlikteyiz bu videomuzda. Köşe taşı 9'u çözeceğiz arkadaşlar birlikte. Şimdi bölme ile ilgili bilmeniz gereken hafif ufak tefek birkaç bilgi var arkadaşlar. Şöyle bir bölme işlemi yazayım ben şuraya. A'yı B'ye bölmüşüz. C çıkmış sonuç. Bir de K gibi bir sayımız olsun arkadaşlar. Buradaki A dediğimiz ifadeye biz bölünen diyeceğiz dostlar. Bölünen sayı. Hangi sayı bölünüyor? A bölünüyor. O yüzden buna bölünen dedik. Peki A'yı bölen sayı hangisi? B bölüyor arkadaşlarım. O yüzden B'nin ismi bölen olacak. Bölme işleminin sonucuna bölüm denir. Çarpma işleminin sonucuna çarpım denir. Demek ki bölüm yani bölme işleminin sonucu olan kısım da şurası bölüm. Bu en alttaki sayıya da kalan diyoruz arkadaşlar. Şimdi bilmeniz gereken kurallardan biri şu dostlar. Biz bu bölme işlemini denklem şeklinde yazacağız dostlarım. Belki de 10 sorunun 7'sinde 8'inde bu işlemi yapacağız. Şöyle ki yani nasıl yazıyoruz hocam denklem şeklinde? Bakın şuradaki bölüneni alıyorum. Yani A'yı alıyorum. Eşittir deyip başlıyoruz. Bölen ile bölümü çarpacağız. Yani B ile C'yi çarpacağız. Kalanı da ekleyeceğiz dostlarım bunlara. Artı kalan diyeceğiz. İşte bu şekilde yazdığımız zaman biz bu bölme işlemini denkleme çevirmiş olduk diyeceğiz arkadaşlar. Burada bilmem gereken ikinci kural da şu. K dediğiniz sayının şuradaki B yani bölenden daima küçük olması gerekiyor arkadaşlar. K küçüktür B'den. Bir de bunu bilelim dostlar. Şimdi sorulara uygulayalım arkadaşlarım bu bilgilerimizi. Birinci soruyla başlıyorum dostlarım. Bakalım ne demiş birinci soru. Bakın bir bölme işlemi vermiş. Ne dedik? İlk işimiz hemen bu bölme işlemini denklem halinde yazmak olacak kardeşlerim. Hadi yazalım kardeşler. Denkleme çevirelim. K artı 1, K artı 1 burada duracak. K artı 1'i şöyle yazalım. Eşittir'i koydum. Ne demiştik? Şu adamla bu adam çarpılacak. Yani M çarpı N artı 2 diyeceğiz. Kalanı da ekleyeceğiz bunların üstüne. Artı 2 yazdım dostlar. Şimdi bize neyi soruyor bu adam? M'yi K ve N cinsinden sorun. N'in eki hangisinin yanında? M'nin yanında.
O halde M tek başına duracak, diğer her şey öbür tarafa gidecek arkadaşlar. Şimdi öncelikle M'yi tek başına burada bırakmam için N artı 2'den kurtulmalıyım ve artı 2'den kurtulmalıyım. Artı 2'yi bu tarafa atıyorum dostlarım hemen. K artı 1, artı 2 bu tarafa gelirken eksi 2 olarak geldi. Burada da ne kaldı? M çarpı N artı 2 kaldı. Peki 1 eksi 2 yani eksi 1 çıkıyordu değil mi burası? 1'den 2 çıktı. Küçükten büyük çıktığı için negatif oldu. Eksi 1 kaldı arkadaşlarım. Şöyle K eksi 1 eşittir. M çarpı N artı 2 var bir de. Şimdi M'yi yalnız bırakacaktık. O halde N artı 2'den de kurtulmalıyız. N artı 2 burada çarpım durumunda olduğu için buraya da bölü geçecek. Yani K eksi 1'in altına N artı 2'yi yazdım. M burada tek başına kaldı. İşte M'nin K ve N cinsinden değeri buymuş arkadaşlarım. K eksi 1 bölü N artı 2. Yani Ceyhan şıkkı doğru cevap. Geçiyorum hemen ikinci soruya. Bakın hiç daha soruyu okumadan önce hemen şu işlemleri bir yapalım. Şimdi şurayı bir denklem haline çevirelim. Nasıl yapıyorduk? A tek başına duracak. 3 ile B çarpılacak. 3B. Bir de 2'yi artı olarak ekleyeceğiz. Artı 2. Şimdi aynı şeyi şunun için yapıyorum. B burada tek başına duracak. 2 ile C'yi çarpıyorum. 2C. Bir de artı 1'i ekledim dostlarım. Şimdi bize neyi soruyor? A artı B'nin C türünden değeri nedir diye bir soru sormuş. Şimdi burayı direkt alt alta toplarsak A artı B geliyor. Fakat bu tarafı topladığımda 3B'den 2C geliyor. Yani sadece C kalmıyor arkadaşlar. Benim amacım şu. Nineki nerede? A artı B'nin yanında. O halde A artı B bir tarafta tek başına duracak. Diğer tarafta sadece C olacak. Yani şıklara bakarsanız hep C'li şeyler var. O halde bir şunu yapalım diyorum ilk önce. Yine klasik bir hamledir dostlar bu bölme sorularında. Bakın buradaki B'yi getirip şuradaki yerine yazacağım arkadaşlarım. Yani A'yı şöyle yazıyorum. A eşittir. 3 çarpı B yerine 2C artı 1 yazacağım. 2C artı 1 artı bir de 2'yi yazdım. A eşittir oldu. 6C artı 3 artı 2. 3'ü içeriye dağıttım dostlarım. Yani A eşittir. 6C artı 5 oldu dostlar. Bakın A'yı da buldum. B'yi zaten biliyorduk 2C artı 1 diye. Hadi gelin şimdi bunları alt alta toplayalım. Alt alta toplarsak A artı B geliyor. Şu tarafı toplarsak 6C ile 2C'nin toplamı 8C. 5 ile 1'in toplamı da 6 geldi dostlarım. Yani cevap neymiş? 8C artı 6'ymış kobeller. Aha işaretledim Adana şıkkı. Geldik 3 numaralı sorumuza. Bakalım bu ne diyor? Bakın burada da şu bölme işlemini denklem haline çevirmiş. Biz bunu bir de okumasını öğrenelim arkadaşlarım. Şimdi şurada ne öğrenmiştik? A'yı bu şekilde yazdığımızda bölmeyi denklem halinde yazmışız. Demek ki A sayısı burada bölünen, B ile C'den biri bölen, biri bölüm olacak. Artı K dediğimiz şurada artı ifadesi de demek ki kalan olacakmış arkadaşlarım. O halde şuradaki eksi D'yi ben bir bu tarafa atayım. A eşittir. B çarpı C artı D oldu. Bakın bunun bir Türkçe mealini yapalım hemen. A sayısı eşitmiş. A sayısını B veya C'den birine bölüyorum. Zaten bizden de onu istemiyor mu? A'nın B ile bölümünden diyor. Demek ki B ile bölelim biz. Kalan ne oldu o zaman arkadaşlarım? D. Hemen Bursa'yı işaretledim dostlar. Gelelim 4 numaralı sorumuza. Bakın ne yapacaktık arkadaşlarım? Önce denklem haline dönüştüreceğiz. Hemen dönüştürüyorum. A eşittir diyorum. 5B artı 3. Şurayı dönüştürelim. A artı B eşittir. BC artı 3. Şimdi buradaki A'yı getirip şurada yerine yazsak. Klasik hamlemizi yapsak hemen. Yazalım. A yerine 5B artı 3 yazıyorum. Artı 1B de burada var. Eşittir. BC artı 3 geldi dostlarım. E bakın şimdi şurası ne çıktı? 6B artı 3 eşittir. BC artı 3 geldi.
Şimdi denklemde eşitliğin iki tarafında da aynı sayı varsa ve işaretleri aynıysa bunlar direkt sadeleşiyorlar dostlarım. Sıfırladılar birbirlerini. Yani geriye 6b eşittir c çarpı b kaldı. Bakın burada b'yi 6 ile çarpmış, burada b'yi c ile çarpmış. B'ler de sadeleştiğinde c eşittir 6 çıkmadı mı dostlarım? O halde cevabımız Ceyhan geldi kardeşler. Arkadaşlar bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kolay gelsin.